Merhaba arkadaşlar. Yaz ayları geldi biliyorsunuz. Yaz ayları gelince insanlar köpekleriyle vakit geçirmek istediği zaman çoğunlukla köpeğini denize götürmek istiyor. Fakat arkadaşlar bu konuda sizlere bilgi vermek istedim. Yaz aylarında köpeğimizi denize götürdüğümüz zaman, hele ki tuzlu suysa arkadaşlar, köpeğiniz denize girdikten sonra bir denize vakit geçirdikten sonra, çıktıktan sonra kesinlikle köpeğinizi arkadaşlar bol suyla köpeğinizi yıkamalısınız. Durulamalısınız arkadaşlar. Duruladıktan sonra tekrar denize girdi, tekrar suda vakit geçirdi arkadaşlar. Kesinlikle çıktıktan sonra yıkamalısınız. Neden arkadaşlar? Tuzlu su köpeklerin derisindeki yağ tabakasını zaten yakmakta. Bu şekilde köpeğin derisindeki yağ tabakası yandığı için arkadaşlar güneşe karşı savunmasız olur. Güneşe karşı savunmasız olması demek arkadaşlar güneşli bir yerde köpeğiniz kaldığı zaman arkadaşlar köpeğinizin yağ tabakası eridiği için güneş köpeğinizin derisinde yanmalı olur. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Egzama gibi durumlar meydana getirmiş oluyor. Bu egzama durumları oluşmasının sebeplerinden bir tanesi budur. İşte egzama illa arkadaşlar yemekten, işte kaldığı yerden dolayı değil. Zaten arkadaşlar genel anlamda bir köpek beslediğiniz zaman köpek senede maksimum 5-6 defa banyo yaptırılır. Daha fazla yaptırılmaz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de başta da söylediğim gibi köpeklerin derisinin üstündeki yağ tabakası köpeklerin derisini, tenini korur. Siz sürekli köpeğinizi denize götürmeniz köpeğiniz için faydalı bir şey değil. Aksine deri hastalıklarını ortaya çıkarmış olursunuz arkadaşlar. Bu gibi durumlar olmaması adına da arkadaşlar köpeğinize denize her zaman gidilmez. Belirlediğiniz günler, vakitler olur. O süre zarfında köpeğinizle denize gidersiniz. Ama diğer türlü her seferinde köpeğinizi denize götürmek arkadaşlar faydalı bir şey değildir. Faydalı tarafına bakarsak da arkadaşlar faydalı tarafı köpeğiniz denize gittiği zaman insanlarda olduğu gibi vücudunun her tarafını hareket ettirir. Çok güzel bir spor yapmış olur. Bu konuda da köpeğinizi geliştirmiş olursunuz. Ama dediğim gibi tuzlu su olaylarında gerçekten köpek hem su yutmasından dolayı hem de vücudunun her tarafına aşırı derecede tuzlu su girdiğinden dolayı derideki yağ tabakasını götürmekte. Durulama işlemini yaparken de arkadaşlar kesinlikle arkadaşlar köpek şampuanınız varsa köpek şampuanı kullanın. Ya da bitkisel özlü organik şampuanlar varsa onlardan kullanabilirsiniz. Derisine fayda açısından. Ama genel anlamda arkadaşlar ne olursa olsun denize soktuktan sonra kesinlikle ve kesinlikle köpeğinizi bol bol temiz suyla yıkayın arkadaşlar. Yoksa bunun zararını ertesi gün almazsınız arkadaşlar. 2-3 hafta sonra zararını görmüş olursunuz. Bu konuda sizleri uyarmak istedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Instagram adresimiz dogo_buz. Hoşça kalın diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.